Ben ABB Elektrik AŞ'de çalışan, depo operasyon bölümünde çalışan Cihan Akdemir. Kaç yıldır çalışıyordunuz Cihan? 8 yıldır ABB bünyesinde çalışıyordum. 2020 yılına kadar biz burada Birleşik Metal İstatistikası adı altında çalışıyorduk. 2020 yılında burada bir yönetimsel değişiklik oldu ABB firmasında. Hem insan kaynakları hem fabrika müdürlüğü departmanında. Bu süreçten sonra ilk olarak 2020 yılında bizim buradaki sendikamız düştü. Yetki belgesi alamadığımızdan dolayı. Sendikalı olduğumuz süreçteki bütün haklarımızın haklı kalacağı ve hiçbir hakkımızın bundan sonra alınmayacağı elimizden bir sözünü almıştık. Bunu da bütün çalışanların önünde verdi işveren vekili. Fakat bu çok uzun sürmedi. İlk olarak yani bu bir sene bile değil. Bu bir sene içinde bizim yıllık 12 ay içerisinde iki tane aldığımız bir bayram çeki ve bir yılbaşı çeki adı altında firmamızın bize vermiş olduğu yardım vardı. Bu yardımlardan bir tanesi kitapçığınızda yani sözleşme kitapçığımızda geçmiyor. Yani geçici madde olarak geçiyor. Az altında elimizden alındı ilk olarak. Her tarafı kamera sistemiyle, hatta iş makinenin üzerine kamera sistemiyle bütün fabrikayı hani kamera görüntü altına aldılar bu süreç içerisinde. Artı burada pano sayı bazlı çalıştığımız için bu pano sayılarının işte günlük belli bir limiti var. Bizden bu limitleri aşmamız beklendi. Zoraki, emrivaki, bazen işte parmak sallayarak, işte bazen bağırarak, çağırarak bu süreç böyle içeride bir işçi ve işveren barışına etki edecek çok büyük yaptırımlar uygulandı. Ben Yasin Er Yılmaz, 14 yılı aşkın süredir ABB Elektrik'te çalışmaktaydım. 24 Mart 2023 tarihinden itibaren bildirimsiz olarak iş hakkım feshedildi. Fabrikada çalışan diğer benimle beraber, 11 arkadaşımla beraber toplamda 12 kişiyiz. Evet, bize zam gerçekleştirildi. Bu bize yine Mart ayı içerisinde zarflarla bildirim şeklinde yapıldı. Biz bu zarfları aldıktan sonra beklentilerimizden çok farklı şeylerle karşılaştık. Sadece saat ücretlerimize yapılan zam değil, aynı zamanda bizim sosyal haklarımızın da içerisinde bulunan bir zam artışı olması gerekiyordu. Sürekli yıllardır her zaman yapılan. Ama bununla ilgili bu zarfın içerisinde hiçbir şekilde sosyal yardımlarımızla ilgili herhangi bir zam artışı vesairesi falan hiçbir şey yoktu. Ve fabrikadaki çoğu insan bunu aldıktan sonra herkes mutsuz, üzgün bir şekilde kendi aralarında istişare etmeye başladı. Ve bizim iş yeri temsil heyetimiz arkadaşlar bir araya gelip işveren vekilleriyle görüşme talep ettiler. Hani bu nedir, ne değildir, bize bir açıklama yapın, niçin bu böyle oldu gibisinden. İşveren vekili bize hiçbir şekilde sizinle şu an görüşmeyeceğiz. Sizin elinize verilen zarflarda ne yazıyorsa odur. Bundan sonra bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz gibi bir söylemle bizle herhangi bir geri dönüş yapmadılar. Ve biz bu andan itibaren toplu bir şekilde tüm fabrikanın 90 kişinin üzerinde çalışan Mavi Yaka ile birlikte, herkes özgür hür iradesiyle birlikte toplu yasal hak arayışımıza başladık. Ve o günün hemen akşamında fabrika çıkışında biz haklarımızı istiyoruz gibi sloganlar atarak iş yerini terk ettik. Servislerimize binip evimize gittik. Ertesi gün 14 Mart 2023 tarihinde yine tüm fabrikanın tüm Mavi Yaka çalışanları, herkes bireysel kendi özgür hür iradeleriyle yasal hak arayışı mücadelemize iş bırakarak başladık. Tamam, ben İsa Boynince 7 yılı aşkın bir süredir ABB Elektrik çalışanıyım. 24 Mart 2023 tarihine kadar. Biz pazar günü geldik, işimize başladık. Çoğu arkadaşımız fazla mesai yaparak hani aradaki açığı kapatmaya çalıştı. Hani bu şekilde işte o kendi çalışmadığı bölümlerde bile fazla mesaiye kalarak işte paketleme olsun, başka bölümler olsun, imalat olsun, bu şekilde mesailerini yaparak o açığı kapatmaya çalıştı. Ve biz hani hiçbir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiğimizi bilmiyorduk.
Oysa ki ayın hani 21 Mart 2023 tarihinde biz disiplin kuruluna sevk edilmişiz. Bizim istediğimiz sadece AB'den şu kod 46 kaldırılsın, bizim yasal haklarımız geri verilsin. Ya yasal sürecimiz de başlıyor ama biz hani yasal süreç işinde burada heba almak istemiyoruz. Biz 2 yıl boyunca ne bir işe girebiliriz ne bir şey yapabiliriz. Çünkü bunu kod 46'yı gören firma beni hırsızlıkla suçladığı için ben hani böyle bir şey yapılmamasına rağmen sen diyor ben senin neyden atıldığını bilemem diyerek beni geri çeviriyor kapısından. Biz 2 sene yani evimize nasıl ekmek götüreceğiz? Bizim istediğimiz tek bir şey var şu anda. Artık biz işe iade de hani şu anda onun da derdine düşmedik. Tam davamızı açacak olabiliriz. Ama bizim istediğimiz gelsinler, bizimle müzakere etsinler. Bizim kodumuzu kaldırsınlar, haklarımızı versinler. Hiç yoktan iş bulamıyorsak bile işsizlik maaşından faydalanabilirim. Biz bu şekilde işsizlik maaşından da faydalanamıyoruz. Merhabalar. Öncelikle Tarkan Gürgen. 21 Şubat 2011'den 24 Mart'ın 24'üne kadar ABB çalışanıydım. Ta ki işte hırsızlık ve ihanetle suçlanana kadar zaten bize en büyük modumuzu düşüren, en büyük acıyı veren zaten buydu. Hırsızlık ve ihanet. Burada 102 kişinin yapmış olduğu eylemde sadece bunu bize mal etmeleri de bizi çok yıprattı. Çünkü ben burada 13 yıldır emek verdim. Büyük çabalarla yerlere geldik. Bizi bu şekilde atmamaları lazımdı. Yani böyle düşünüyorum. Ya söyleyecek aslında pek bir şey yok. Durum ortada. Bitmiş durumdayız şu anda. Önümüz kesildi. Ne işsizlik parası alabiliyoruz, ret yiyoruz, ne başka bir firmaya başvuru yapabiliyoruz. Çünkü bu kodla gidersek, yani insanların kafasında bir soru işareti oluşuyor. Kimse kime ne anlatsak yine de onları inandıramıyoruz. Yani kaldık böyle, bu şekilde kaldık. Bakalım önümüzdeki süreçte haklarımızı barışçıl yollardan aramaya devam edeceğiz.